Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün sizler için ZGX Network'ten bahsetmek istiyorum. ZGX Network bundan önceki ismi PZM Cache'ti. PZM Cache'ten ZGX Network'e bir değişim yaptı. Ve yeni bir yol haritası hazırladı kendine. Ve bunun için ZGX Coscoin olarak With Ample Benefits diyerek ZGX ekosistemini oluşturdu. ZX ekosistemi ZX Coin olarak geçerlidir. Neden Coin arkadaşlar? Çünkü burada kendine ait bir mainnet'i var ve kendine ait bir düzeni var. Ve bunu hiçbir yere yani diğer ekosistemlere bağlı olmadan kendisinin kendi network'ü mevcuttur. Ve bugün sizler için bu network'ten bahsetmek istiyorum. ZX Network Bitforex'e girecektir. Bitforex borsasında yer alacaktır ve 2020 yılında 31 tarihinde GMT saat 8'de giriş yapacaktır. Ve burada ZYX Network'ün ZYX olarak token'ı olacaktır ve 2020-07-31 tarihinde saat 16.00'dan depozitolar aktive edilecektir ve USDT bazında trading aktive edilecektir. Aynı zamanda ayın 2020-08-07 tarihinde de ZX'i withdrawal yapmak aktive edilecektir. Yani withdrawal yaparak başka borsalarda işlemleri yapabilirsiniz. Token ile ilgili bilgileri vermişler burada. Project ismi ZX Network. Token simbolü ZX. Total supply'ı 9 milyar ZX. Sirkülasyonda olan yani şu an dolaşımda olan 94 milyon 800 bin. ZX Coin'dir. Official siteleri zx.network sitesidir. Bu ekosistemin open source olarak burada hızdan bahsediliyor. Transaction'ın hızından bahsediliyor. Ve Proof of Stake Consensus algoritminden bahsediliyor. Ve bunun için ZX Network'ünde bunların DApps'larda çalıştığını ve kendi için de olan bir ekosistem oluşturulduğunu, kendine ait bir blockchain teknolojisi geliştirdiği ile ilgili bilgiler vermişler ve klasik post konseptinden farklı olarak burada %1'lik bir total coin'den bahsediliyor, pre-mining'den bahsediliyor ve burada Telegram, Twitter, Bitfinex sohbetlerinde de Bitfinex takımı burada kendi bilgilerini vermişler arkadaşlar. ZX Coin'e bakalım arkadaşlar. ZX Coin nedir? Bundan önceki ismi dediğimiz gibi PZM Cache'ti. Bir değişime uğradılar ve kendilerini geliştirmek adına PZM Coin'i çeviri yaptılar ve şu anda ZX Network olarak işlerine devam ediyor. Ve burada arkadaşlar bakalım bu nedir? Evet, şimdi burada coin bölümüne bakalım. Burada da distance bahsediliyor. ZX coin'in pre-mining'de %1'lik bir yaratılış için ücret ödendiği ve gönderimlerde 0.1 ZX token'ı ücret alındığını ve post mining ile para kazanabileceğinizi, ZX Wallet'in aktif olduğunu, mining option'ın olduğunu ve high speed yani 60 saniye içinde gerçekleşen bir trade, bir gönderim transfer ücreti olduğu ile bahsediliyor. Ve ZX Coin'den burada wallet transaction'larında ve passive mining'lerde ZX Wallet'in bir ZX olarak passive mining'de iştiraki düşünülüyor ve active mining üzerinden de işlemler gidecektir. Ve burada da coin ile ilgili 9 milyarlık bir coin sayısından ve pre-mining'de 90 milyon ve şu anda dolaşımda 90 bin adet olduğundan bahsediliyor. Burada blockchain'den, blockchain'in Web3 teknolojisinden bahsediliyor. JavaScript ve Web3.js'den bahsediliyor. Popüler dil olan JavaScript ve Web3.js'nin Ample yani DApps'larda kullanılan bir seçenek olduğunu ve bunun da kullanıldığını söyleniyor. Bu da daha basit ve daha hoşgörülü bir şey olduğunu bahsediliyor. Postmining vardır arkadaşlar. Postmining de aynı zamanda diğerlerinde olduğu gibi siz para gönderiyorsunuz ve sizin için para üretiyor. Burada sidechain vardır. Sidechain de blockchain'in için bu ZX'e tasarlanan bir modelidir diyebiliriz ve DApp'larda design ve development'larda istifade için düşünülmüş bir plandır. ZX wallet'lerinizi burada Android ve Apple telefonlarda DApp'larda da kullanılacağı söyleniyor ama şu anda
Siz bunu sadece indirebilirsiniz. Ve StockX için de Bitfinex'de, Exmo ve BNB'de olacaktır arkadaşlar burada. Burada kanıtlardan bahsediliyor. Maillerden ve kemiklerden bahsediliyor. Facebook, Twitter, Instagram ve diğerlerinden. Burada White Paper'ını görebilirsiniz. White Paper'ında neler yer alıyor? Bunlara bakabilirsiniz. One Pager, Block Explorer'ı, About Campaign'ini ve bunları görebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar teknolojisinin ne olduğu ile ilgili bakabilirsiniz. Post Blockchain, ZX'in Post Blockchain ile ilgili burada bahsediliyor. GitHub'dan bahsediliyor. Ve Post Blockchain'de burada iştiraki eden büyük bir bölümünden bahsediliyor. Evet arkadaşlar, burada nasıl wallet yaratırız? Bakın, bu wallet kısmına tıklıyoruz. Wallet kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar, burada cold wallet var. Windows veya Mac computerlar için, bilgisayarlar için olan bir program. Programı indirdikten sonra kuruyorsunuz ve işlemler nasıl gidiyor, bunu da bakabilirsiniz. Aynı zamanda burada da aynı programlar için, Apple ve Windows için burada Social Coin ve diğerleri ile ilgili de görebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar, burada PZM Cache'den bahsediliyor. Ve burada wallet'in yaratılması, cüzdanın yaratılması aynıdır. Cüzdanı yaratıyorsunuz ve burada direkt hesaba giriş yapıyorsunuz ve sizin için bazı kodlar veriyor. O kodları unutmamak gerekiyor. Ve unuttuğunuz zaman da geri getirebilmezsiniz. Yani diyelim ki 10.000, 100.000 dolarlık bir PZM ya ZX coin attınız ve ZX coinlerinizi görmek için bu şifrelerin önemi çok mühimdir yani. Buradan da görebilirsiniz PZM Cache ile ilgili işlemleri. Ve ben indirdim arkadaşlar. Ben sign in diyelim arkadaşlar. Burada buraya yapıştıralım. Bakın, bu kodları yapıştırmamız gerekiyor. Bakın, burada artık bizim PZM Cache veya ZX network'ümüz bağlıdır. Burada mainnet'e bağlı olduğu ile ilgili bir şey vardır. Burada wallet'e gittiğim zaman, bakın, bu benim wallet adresim. Gördüğünüz gibi bu bir coin ve adres farklıdır. Bunu size buradan scan adres diyerek tartabilirsiniz ya da burada kopyalayıp buraya gönderebilirsiniz. Burada Regress PZM'ci ve Send PZM'ci var. Yani bu ZX coin olacaktır arkadaşlar. Program güncelleme yapacaktır. Buradan gönderim, mesela gönderim yaptığınız zaman sizden 0.1 coin ister. Ve burada 64 byte'lık bir transferden bahsediliyor. Burada da gönderinin adresinden ve diğerlerinden bahsediliyor. Aynı zamanda post mining için de burada gördüğünüz işlemleri yapabilirsiniz bu türde. Ve burada arkadaşlar, bir daha Bitforex'e bakalım. Bitforex, bildiğiniz üzere, dünya üzerinde şu anda etkin kullanılan borsa ve gördüğünüz gibi bu borsa ve burada da listelenmesi olacaktır bu ayın. Evet arkadaşlar, şimdi burada kayıt işlemleri nasıl gidiyor? Bakın, burada register düğmesine tıklıyoruz ve register düğmesine tıkladıktan sonra buraya register by email diyor. E-mail adresinizi yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz ve burada send diyerek e-mail adresinize bir şifre gidiyor. Ve sonra o şifreyi buraya yazdıktan sonra invitation code diyor. Invitation code da burada siz, yani optional olaraktır. Yani sesim receive Bitforex news and updates diyor. Burada I have read and agreed the term of service diyorsunuz. Yani kurallarla bağlantılı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bunu işaretliyorsunuz ve register diyorsunuz. Sonra hesabınız işleniyor. Ve sonra arkadaşlar, hesaba giriş yapıyorsunuz. Hesaba giriş yaptığınız zaman burada siz kendi Bitforex cüzdanınızı görebilirsiniz. Ve buraya ZX tokenlar eklenecektir. ZX tokenlar, görmüş olduğunuz gibi ZX tokenlar buraya eklenecektir. Ve siz buradan nasıl göreceksiniz? Buraya deposit tıklayarak, deposit bölmesine tıklayarak, burada coin token bölümü var. Ve burada yazacaksınız ZY2 diyeceksiniz ve bu listeye düşecektir arkadaşlar. Aynı 31'i düşecektir buraya. Ve siz ZX coinlerinizi burada göreceksiniz bu türden. Ve deposit de yapabilir ve withdrawal işlemini de buradan yapabileceksiniz. Bakın, burada da ZY2 yazacaksınız ve burada hesaplara işlenecektir. Ve aynı zamanda trade, spot trading ya da perpetual trading bölümünden bu işlemleri yapabileceksiniz.
Ve hesaplı aynı zamanda burada da bu adreste de wallet spot hesabı, perpetual hesap ve diap hesaplarda da aynı işlemleri buraya search bölümüne ZY2'si yazarak aratacaksınız ve burada gözükecektir. Herkese bakalım, iyi günler olsun ve trading yapmayı unutmayın ki bu türde buradan ZX coin'leri bulup trading'de de yapacağız. 9'unda 31'inde ve sonra depozitolar ve diğerleri açılacaktır ve böylelikle burada USDT cinsinde bir trade yapabileceğiz, oluşturabileceğiz ve ZX tokenlarımızı orada değerlendirebileceğiz. Bundan sonra da bu coin'lerden bahsedeceğiz ve PZMCash ile ZX network'ünde olan farklılıkları ve diğerlerini de anlatırız. Ve burada About Us bölümüne de bakalım. Şirketle ilgili burada bilgileri görelim. Ve burada ZX International Blockchain'in company olduğu, Post Blockchain'e ait ZX Coin olduğu ve diğerlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. ZX Token'den bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Network şirketi olan ZX Network'ü izleyebilirsiniz ve blockchain teknolojisinde videoya da bakarak, diğerlerine de bakarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.